Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir teknik, iki tarih arasındaki süreyi hesaplamak. Yıl olarak, ay olarak, gün olarak, yıl, ay, gün olarak arkadaşlar. Ve tipik olarak bunun karşılığı Türkçesi e tarihli, İngilizcesi date diff olan arkadaşlar fonksiyon. Yani şöyle düşünelim, biz gelip eşittir bu eksi bu yazarsak, bu bize biliyorsunuz iki tarih arasında kaç gün olduğunu verir. Bu sayı tarih formatında onu bir sayıya çevirdiğimizde ki onda şöyle bir kontrol şık bir yapalım. 147 gün varmış bu iki tarih arasında arkadaşlar. Tabii bu bir takvim günü, iş günü istiyorsanız iş günü fonksiyonunu workday'i, tarih, tatilleri falan belirterek hesaplayabilirsiniz. Ama bizim buradaki istediğimiz şey bunun arasında kaç yıl var, kaç ay var, kaç gün var. O zaman E tarihli diye başlıyoruz. Yani date diff'e. E tarihli böyle şeydir, enteresan bir fonksiyondur. Tamamlanmak için çıkmaz. Onun için tamamını elle yazmak gerekiyor. Bunu yazınca çıkıyor böyle arkadaşlar. Başlangıç tarihi, noktalı virgül, ayraç, bitiş tarihi vermeniz. Bir de daha sonra da buradaki parametreleri, bunlar hepsi İngilizce, Türkçe de olsa, date diff de olsa, yeterli, bunları aynen kullanmak durumundayız. İki tarih arasındaki süreyi sadece yıl olarak, bir yıl, iki yıl, sıfır yıl her neyse vereceksek, yeri, yılı. Ama bazen şöyle düşünün, Ocak'ta girdim, bir sene sonra Mayıs'ta çıktım. Yani bir yıl, beş ay. O zaman arkadaşlar, bu kalan 5 ayı da böyle buluyor. YM diye. Ondan sonra 26 yani. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu bulacağız, birleştireceğiz bununla. 1 yıl 5 ay gibi. Sadece ay bulmak işte 36 ay 40 ay gibi onu belirtecektir. Bir de tabii şu var. 36 ay değil de 1 yıl 5 ay ondan sonra bizim arkadaşlar aydan kalan günü de bulmamız gerekecek. Yani iki tarih arasında 1 yıl, 5 ay, 15 gün. O zaman da MD'yi kullanmamız gerekiyor. Yani bir birleştirme işi yapıp bu kadar yıl, bu kadar ay, kalan ay ve bu kadar da kalan gün şeklinde yapmak doğru olacak. Sadece D'yi kullanırsanız işte 500 gün, 1000 gün verecektir. Biz tekrardan burayı kullanarak yapalım. Bakın Y yazıyorum, Y'yi veriyorum. Sıfır yıl var. Zaten 2020 görüyorsunuz. Ondan sonra başlıyor işte değişik yıllar bu şekilde gidiyor. Yani siz burayı 2005 yaparsak 15 yıl olduğunda göreceğiz. Artık renklerimi uçurdum arkadaşlar. Peki aynı formülü alalım. Ctrl C. Biraz da büyüteyim siz daha iyi görün. Hop geldim buraya yapıştırdım. Bu sefer M diyeyim arkadaşlar. Yine sayıya çevireyim. 4 ay. Görüyorsunuz. 4 ay, 185 ay, 10 ay, 30 ay. Benim bir işime yaramaz. Bana yararı olacak şey bu kadar yıl, bu kadar ay şeklinde arkadaşlar. Demek ki o zaman bunu ne yapmamız lazım? Y mi? Bakın 15 yıl 5 ay. İsterseniz şöyle bir tipik tarih verelim. Ha, birinde girmiş, altısında çıkmış diyelim. Bakın 15 yıl 5 ayı buradan biliyoruz. Sadece gün alayım. Formülümü tekrar copy paste ettim. Date diff arkadaşlar. İngilizcesi unutmayalım. Sadece D diyelim. Ondan sonra yine bir önü sayısal hale getirelim. Ondan sonra bakın bu sefer de 5000 gün bilmem ne. Bu ikisinin farkı gibi. Ama ben bunu istemiyorum. Burada kalan bakın bir 28 gün, 29 gün, 15 yıl, 5 ay bilmem ne. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bunu MD şeklinde arkadaşlar yapmam gerekiyor. Bakın 15 yıl, 5 ay, 28 gün var bu iki tarih arasında. O zaman final çözümümüz nasıl olacaktır? Bir tanesini alalım.
Ctrl C'ye bunları şöyle kapatalım. Gizleyelim. Buraya gelelim. Bir birleştir. Concatenate açalım. Concatenate arkadaşlar. Birleştir. Şöyle yapacağız. Evet. Birleştir içerisinde sırasıyla. Tabii bunu tek tek yazıp ampersanla da birleştirebilirsiniz. Şurayı kapatayım. Ondan sonra tekrar kontrol edeceğim. Buraları bu şekilde birleştir. Bu kadar gün, bu kadar algal diye yazacağız. Tabii bu ampersanla da tek tek formül satırından buraya gelip ampersan, ampersan diye gidebilirsiniz. Şimdi bu yılı buluyordu değil mi? O kadar yıl diye. Bakın şöyle tırnak içinde bir boşluk vererek yıl yazıyorum. Yine boşluğu unutmuyorum. Geldim, bir daha yaptım. Buraya ne yazacağım bu sefer? Yıldan kalan ayı M'yi aldım. Yine bu sefer çift tırnak bir boş ay dedim. Bir çift tırnak tekrar boşluk verdim. Bir daha yapıştırdım. Bu sefer de MD dedim arkadaşlar. Ondan sonra buna da geldim. Yine çift tırnak içerisinde bir boşluk gündür dedim. Artık şey yaptım. Bakın sıfır yıl bilmem ne bilmem. Evet gönderiyorum. Bu sefer renkledim. Bakın 0 yıl da 15 yıl 5 ay 28 gün. Ya şuna ihtiyaç yok arkadaşlar. Bizim kafamızı karıştırmasın. Ondan sonra şöyle yapalım. Dursun. Şimdi ya sıfırlar görünmesin değil mi? Yani sıfırsa direkt aya düşsün gibi. O zaman tabii yine formüllerle halledeceğiz. Yani bir eğer if'i kullanmamız lazım. Burada yine o ampersanlı bu da olabilir. O zaman şöyle yapalım. Sıfır ayda olduğu olur. Evet. Bütün sıfırlar için bir çözüm bulacak şekilde arkadaşlar. O zaman şöyle tek tek hepsi için ay sıfırsa gün de sıfır olduğu. Evet sıfır günse o zaman iki yıl tamam hepsi için. Yani üç tane yerde yazılabilir. Birçok şekilde yapılabilir. En azından bir tanesini yapayım. Bakın bunu alıyorum komple. Eşittir'e ihtiyacım yok arkadaşlar. Geldim. Şimdi eğer yani if hadi elle yazayım. Tarihli. Bayağı yazıyoruz. Date'dir. Başlanmış tarihi. Efendim bitiş tarihi. Y'si eşittir. Boşluksa, pardon sıfırsa bu. O zaman bizim o ürettiğimiz şeyin arkadaşlar şey kısmını alacağız. Yani birleştirdeki yıl kısmını kaldırıyor olacağız. Sıfır yıl demesin diye. Ondan sonra onu buraya yazıyor olacağız. Yapıştırdım. Noktalı virgül tekrar devam ediyorum. Şuradan devam edeyim. Ve tekrar yine yapıştırdım. En son parantez o sorun değil. Şuradan tekrar açayım. Şimdi nasıl bir düzenleme yapacağımı size göstereyim. Şimdi formülü açtım. Bir tarihli yazdım. Mevcutu iki kere yaptığım birleştirmeyi iki kere yapıştırdım. Hani normalde eğer koşul buysa bunu yap, değilse bunu yap. Hani büyüktür şuysa bunu yap, değilse. Şimdi madem sıfırsa birleştirdeki şu yıl kısmını yutuyorum. Tamam. Demek ki sıfır varsa birleştir direkt A ile başlayacağım. Yok değilse direkt götüreceğim. Bakın 4 ay 26. Peki ama sıfır ay olan var. O zaman aynı mantıktan bir eğer daha. Yani şurada bakın sıfır gün sıfır ay çıkan var. Ondan sonra tamam onu da yapayım. Tabii eğer'e devam. Demek ki eğer buysa tarihli y sıfıra eşitse şeyi yutarak aldık yok değilse diye. O zaman şuraya bu en son tamamının birleşik hali sanıyorum. O zaman tam şurada bir eğer daha girmek lazım. Öyle de
M sıfırsa diye söylemek lazım. Bizim YM'miz var. Yok, YM'si zaten o aynı anlama geliyor sanıyorum. M sıfırsa diyeceğiz. Yani şunu alıyorum. İsterseniz formülü bundan açın. Bakın, sıfırsa kesilmiş birleştirmeyi yapıyor. Değilse, tekrar açayım. Değilse normal birleştirme yapıyor yıllı. O zaman bir tane daha alıyorum şuraya. Arkadaşlar, şuraya girmeden önce o en son hali, ondan sonra bir eğer daha ekleyeceğim. Şuradan eklersem daha iyi olacak. Bu son hali, yani tüm hepsinin geldiği hal. O zaman buraya biliyorsunuz iç içe eğer yazmanın kuralı, onun arasına gelmeden önce o eğer, yani if'i bir daha yazmak. Geldim, yapıştırdım. Neyi yapıştırdım? Şurayı kesip koyduğumu yapıştırdım. Size tekrar yapayım. Yapıştırdım. Bu iç eğer yazıyorum. Y değil bu sefer. M sıfırsa yaptı. Arkadaşlar. Tamam. İşte onun ikinci bir yere yazmış oldum. Bir tane daha fazladan parantez kapanacak. M ise de bir dakika. M ise yapacağımız birleştirme işlemini yapalım. Şurayı komple keselim. Yok. Gitti. Tamam, sorun değil. Son birleştirme yapılan vardı kesintisiz. Onu bir alalım. Tamam. Evet, geldik. Bu biliyorsunuz Y sıfırsa deyip birleştirme işlemiydi. Şuraya girdim. Eğer if'e tekrar devam ediyorum. Bir tane daha yapıştırdım. Yazayım o zaman. Kopyamda şey işlemi var. Birleştirme işlemi var. Yazıyorum. E tarihli deiktif yazıyorsak başlangıç tarihi A2 virgül B2 virgül YM, ki ben YM kullanıyorum aslında. Ondan sonra eşittir sıfırsa, evet, bu araya giriyoruz o birleştirme işlemi. Evet, ta oraya kadar geldi. Bu birleştirme işleminde yıl var, ay yok. Şunları uçuruyorum. Bunu da kapattım. Evet. Şimdi ne olmuş oldu arkadaşlar? Belki kenarı görünmüyor ama sorun değil. Şimdi normalde bir birleştirme işlemi vardı. O şurada kaldı. En uzun birleştirme. Yani yıl, yıldan kalan ay ve gün şeklinde. Ama sıfırlar çıkıyor. O zaman Y sıfırsa deyip yıla kesilmiş yani. Bunu sanki şey ortamında bile, yani Word ortamında, Excel ortamında bile kesip birleşip bir araya getirip kullanabilirsiniz. İşte burası yıl kesilmiş hali. YM sıfırsa da burada da ay kesilmiş halini yaparak koydum. If'in gerekli sanıyorum. En sonunda bir parantez der ki onu kendi de verebilir. Eğer hata yapmadıysa şimdi görelim. Şunu görmeyeceğiz. Sıfır ay gibisinden. Evet, sıfır ay olanları, ondan sonra 7 yıl 1 ay gibi. Yani mesele arkadaşlar, yani formül üretmek, evet, her zaman öyle. Daha parametrik hale de getirilebilir. Hani şey değil. Bu ampersan biliyorsunuz bizim birleştirme işleminde kullandığımız, bakın bir birleştirme yapayım. Bununla yola çıkılabilir. Şuradan bir et tarihli alayım. Şuradan iki tanesini alayım. Şunu demek istiyorum. Eğer kolayınıza gelirse bu kullanılabilir. Birleştir yerine. Bakın şu şekilde birleştirilecek. Hani if'le yazanlar elle yazmak için bunlar birleştirilerek bu hale getirilebilir. Arkadaşlar. Kullanılabilir. Yani formül üretmek bakımından. Evet, görmüş olduğunuz gibi sıfır günü de yapalım dersek o zaman bir eğer daha
sıfırın yani MD'nin sıfır olduğunu, o zaman da sadece sıfırı alınmışın şeyi bakılabilir. İsterseniz hemen ekleyeyim. Yapacağım şey nedir? Yine şu komple birleştirmeyi alıyorum elime. Ondan sonra bundan bir tane daha yapıştırıp şey kısmını çıkaracağım. Gün kısmını çıkaracağım. Sıfır gün olmasın diye. Onu aldım. Bu Y sıfır oldu diye bakıyordu. Öbürü YM sıfır diye bakıyordu burada. Arkadaşlar şöyle iyice sağa getirirsek tüm formülü görmek mümkün olacak herhalde. Yine de görünmüyor ama takip edilebilir. Yapısı belli. En son birleştirmenin komple yapıldığı bu tam birleştirme. Burada yıldızını koydum. Burada ay sıfırsa onu hallettim. Şimdi de gün sıfırsa bir eğer bir if daha ekliyorum. Bu sefer de e tarihlinin arkadaşlar A2 başlangıç tarihi, B2 ondan sonra iş tarihinin bizim full kullanımımızda ne yapıyoruz? MD'sinin aydan kalan yılının eşittir sıfır olması durumunda diyoruz. Ondan sonra bunu yapıştırıyoruz. Tamam, noktalı bir. Şimdi buradan da neyi keseceğiz? Ay var, ay var, ay var. Gün kısmını kesiyorum. Evet, nerede? Formülüm. Evet, tam bir dikkat etmek gerekir. Evet, gönderiyorum. Belki sonuna bir daha enter şey koymak gerekir. Bazen onu kendisi halleder. Evet, şimdi de neyi sıfırlamış olduk? Sıfır gün kavramını atmış olduk. Hala sıfır gün geldi. Ay çünkü o şeye düşüyor galiba. Bunda hem şey sıfır hem de gün sıfır hem de ay sıfır galiba arkadaşlar. Bu enteresan bir tarih oldu. Onu bir değiştirelim bakalım. Doğru mu yapmışız? Şöyle ilerleyelim. Sıfır gün hem ay sıfır hem şey sıfır oldu. Şuna 5 diyelim bakalım. 4 gün tamam tamam. Sadece ay sıfır olduğunda nasıl 1-1-2020 1-2-2020 diyelim. Bir ay sıfır gün. Sadece gün yapalım. 1-1-15-1-2020 0 ay 14 gün. Ondan sonra formülümüz YM'sini önce yılı yakalıyor. Yok değilse ayı yakalıyor. Aşağı doğru çektik değil mi biz bunları? Çektik. 0 ay 14 gün. Epeyce bir temizledik ama 0 ay 0 gün. Hala boş tarihler geliyor. Ondan sonra bir daha bakalım formülümüze. 0 ise birleştiriyor. YM 0 ise birleştiriyor. Acaba M 0 ise mı dememiz lazım? Çünkü gerçekte ay şeyini buluyor. Ondan sonra MD sıfırsa değil de D sıfırsa diye olabilir. Arkadaşlar gönderelim. Daha başarılı bir çalışma olur mu? Pek bir şey değişmedi. Evet arkadaşlar. 1 yıl 0 ay 6 gün. 1 yıl 0 ay 6 gün. Bir dakika formülü çekmedim aşağı. 0 ay 14 gün. Al. Peki ay. Sıfır, normalde 0 yıl. Bu MD'si kaç veriyor bunun? Şeyi kaç veriyor? Bir tanesini çözelim en azından. Ondan sonra şunu alıyorum. Sıfır ay. YM'si kaç veriyormuş?
Onu görmek istiyorum. Nasıl olur? Ha, çok özür dilerim. Bu tarih burası. Bu tarih burası. 0. Bunun YM'si 0. Tamam. YM'si 0. YM'si 0 ise yılı hem yılı 0 olduğu için galiba onu atlamış oluyoruz. 0 ay yılı 0 olduğu için doğrudan ona bakıyor. İkisi üst üste olduğu için bunun bir tanesini 2019-2018 yapalım. Bu sanıyorum düzelmiş olacak. 2 yıl 0 ay. Peki bir kere daha bakalım. Açalım. Eğer yılımız 0 ise birleştiriyor aylarla günü. Yok değil. Eğer şuradan gidelim. Evet. Buysa geldi birleştirdi. Şu eğer'e geldik. M'miz 0 ise yine YM'de ısrar edeyim. YM'miz 0 ise birleştirmemizi yıl YM'miz 0 ise birleştirmemizi MD'yi YM'yi kaldırdık. Direkt gün yaptık. Yok değil. MD'miz 0 ise birleştirmemizi sadece yıl ve ay şeklinde yaptık. Onlar da değilse birleştirmemizi komple yaptık. Şöyle bakayım. Ondan sonra evet. Galiba toparlamış olduk arkadaşlar. Evet. Sadece şunu düzelttim. Bir önce yapmıştım. Şeyi sıfırlayarak gitmiştim. Ondan sonra hani sıfır mı diye baktıklarıma şöyle göstereyim. Günlerde bu en son şeyimiz. Birincisinde Y diye baktık. Doğru. İkinci eğerde şöyle biraz kayayım. İkinci eğerde gördüğünüz gibi M sıfırsa deyince oysa biz burada YM'ye bakıyoruz. Sadece ay 36 ay değil. İşte atıyorum 34 ay değil. Bize yılından kalan yani 2 yıl 3 ay gibi kalanı için bir kere M'ye 0 bakmak hatalı olmuştu. Onu düzelttim. YM 0 mı diye baktım. Evet doğru oldu. Ondan sonra diğerinde de MD 0 mı diye baktım. O da arkadaşlar en son full birleştirme. Şurada da MD 0 mı diye bakıyorum. Yani gün 0 ise ay 0 ise. Yani sonuç olarak E tarihinin date'in geniş bir kullanımı oldu arkadaşlar. Umarım sizler de bunlarla uğraşırken size yardımcı olur. Bölüm bölüm yapmak gerekir. Tümünü birleştirmek, sonra yavaş yavaş çıkarmak. Arkadaşlar farklı farklı şeyler de olabilir tabii. Ampersand'da dediğim gibi birleştirme seçenekleri kullanılabilir. Bu end işaretiyle daha farklı kullanımlar söz konusu olabilir. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.